TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yunus Emre'nin dizelerinden yola çıkarak adını verdiğimiz programda TRT Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri, canlar ölesi değil diyerek. Diliyoruz ki Karakış'ın iyiden iyiye kapıdan içeri girmeye başladığı şu günlerde güneşi de unutmuyorsunuzdur. Her şey zıttıyla daha anlamlıdır fikri misali. Kış olmadan yazın, soğuk olmadan sıcağın, gece olmadan gündüzün, yokluk olmadan varlığın kıymetini bilmemiz pek mümkün olmayacaktı belki de. Özellikle son yıllarda mevsimleri de bir haller oldu. Ne yaz mevsiminin sıcak geçen gündüzlerinden sonra ferahladığımız tatlı serinlikteki geceler görür olduk, ne de şöyle kışı hakkıyla yaşadığımız lapa lapa karlı, kardan adamlı, kestaneli, bozalı zamanlar. Elbette evlerdeki gider kalemlerini düşündüğümüzde hemen hepimiz yaz mevsimini kışa, soğuğa, kara tercih ederiz. Ağzını doyumsuz bir ejderha gibi açmış sobaların, kalorifer kazanlarının, kombilerin yalnızca odun, kömür, doğal gaz yakmadığını hepimiz biliyoruz hızla eksilen paralarda. Ancak yine de kış mevsiminin de ayrı bir güzelliği vardır. Soğuktan buz kesmiş eller, ayaklar ve sanki düşmek üzere olan bir burun ve kıpkırmızı olmuş kulaklarla hızla girilen sıcacık bir evin huzuru kelimelerle anlatılabilir mi? Ya da akşamları binbir gaileden sonra sağ salim toplanılan masada bütün bir aile yenilen yemeğin, içilen çayın keyfi. Çoğumuz için kütür kütür yanan sobalar, kuzineler, o sobaların üstünde tıslayan çaydanlıklar, karınları yarılarak pişip kavrulmasını beklediğimiz kestaneli günler, kızarmış ekmek kokuları yok artık. Onların yerini kombiler, kalorifer petekleri ve her yeri aynı derecede ısınan evler, odalar, okullar aldı çoğunlukla. Bütün bunlar bir bakıma çok iyi oldu. Ancak öte yandan çok şeyleri de alıp götürdü yaşantımızdan. Çünkü günlük hayatın akışı içinde oluşan gelenek ve davranışlar da bir toplumun belleği ve kültürüdür. Bugün Türk edebiyatında geleneğin temsilcisi olmuş ve maalesef birçok gelenek gibi unutulmayla karşı karşıya kalmış bir ismi anacağız sizinle birlikte. Şimdi yıllar öncesine ait bir Ece Temel Kur'an yazısından kısa alıntıyı paylaşalım. Bu arada bir şey daha olsun paylaşacağımız. Canlar ölesi değil, bugün sizlere 97. kez merhaba diyor. Bakın Ece Temel Kur'an yıllar önceki yazısında neler söylemiş. Yaz fazla şımartılmıştır, fazla havalı. Bedenlerin kusurlarını göstermeye zorlayıp yorar insanı. Bedenlerin mevsimidir yaz. Yani sükseli bir kimse değilsen bitiktir işin. Süklüm püklümsündür bütün mevsim. Bahar tehlikelidir. İnsana olmayacak işler yaptırdığı gibi çabucak kaçtığı için suçu hiçbir zaman ispatlanamamıştır. Tekin değildir yani. Sonbahar başlangıç ve sondur. Niyeyse hep bir şeye karar vermelisindir sonbaharda. Bu yüzden durup denize, denizsiz yerlerde göğe bakılmalıdır hep. Yağmur yağınca deniz çoğalır mı diye sormalıdır. Mevsimlerin en merhametlisidir kış. Evin mevsimi, sarılmanın, sarınmanın, sarmalanmanın, sıcak çayların, derin sohbetlerin, efkarlıca içmelerin mevsimi. Karşılaşmaların değil, buluşmaların mevsimi. Sıcak olan her şeye doğru neşeyle yönelmenin, böylece hep beraber ılımanın, yaşamın çamursu halini uzun uzun düşünmenin mevsimi. Öyle işte, mevsimlerin en ince fikirlisidir kış. Neyse ki senede bir gelir.
Sevgili dinleyiciler, Ece Temel Kur'an'a ait yazıdan alıntının ardından değerli edebiyat araştırmacısı, şair ve yazar Ahmet Oktay'ın has bir yazın adamı olduğundan kuşku duyamayız diye tanımladığı ve gelenekle sıkı bağ kurmayı başaran edebiyatçı Abdülhak Şinasi Hisar'ı ayrıntılı olarak anmaya başlayalım. Canlar Ölesi Dile 97. kez hoş geldiniz. Abdülhak Şinasi Hisar da kabul edelim bugün unutulma tehlikesini en fazla yaşayan edebiyatçılarımızdan biri. Bu yüzden Abdülhak Şinasi isminin büyük çoğunluğa sanki belli belirsiz ve çok uzaklardan duyulan bir ses gibi gelmesinin bir nedeni de edebiyat tarihimize şair-i azam, yani şairlerin en iyisi, en yücesi tamlamasıyla anılan Abdülhak Hamid Tarhan ismiyle karıştırılıyor olması. Oysa gençlik yıllarında dergilerde yayınlanan şiirleri olsa da Abdülhak Şinasi Hisar'ı edebiyatçı yapan tarafı şairliği değil. Şairlik Abdülhak Hamid Tarhan'ın aksine Abdülhak Şinasi Hisar için o kadar uzaktır ki Yaşar Nabi Nayır 1968 yılında yayınladığı Başlangıcından Bugüne Türk Şiiri 100 Şair isimli derlemesinde kendisinden tek kelimeyle bile bahsetmez. Ancak Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatçılığı konusunda söyleyecekleri vardır. Şimdi Erdal Öz ve Muazzez Menemencioğlu'nun yaptığı röportajda 4 Mayıs 1963 tarihinde yayınlanan programın arşivinden dinletelim sizlere. Yaşar Nabi Nayır'ın Abdülhak Şinasi Hisar hakkındaki görüşlerini. Programın Abdülhak Şinasi Hisar'ın ölümünün yalnızca bir gün sonrasında yayınlanmış olduğunu da hatırlatalım hemen. Abdülhak Şinasi Hisar'ın romanı, romancılığımız içinde ayrı, tamamıyla kendine has bir nevi. Onun romanları tıpkı Fransız edebiyatında Proust'un romanları gibi ayrı bir kişiliği olan, ayrı bir lezzeti olan, taklit edilmesi imkansız bir tarz olarak kalacak. Yenilenmeyen, izinde giden olmayan, bununla beraber her zaman değerli ve zevkle okunacak bir roman türü. Yalnız dil bakımından ne yazık ki şimdiden biraz eskimiş tarafı var. Onun dışında sanat gücü o romanların elbette ki çok yüksek ve o anlattığı çağı duyurma bakımından çok güçlü eserler. Bizim de bu program için yaptığımız gibi Yunus Emre'nin ölümsüz dizelerinden yola çıkarak kitaplarından birine Ölürse Ten Ölür, Canlar Ölesi Değil ismini koyan Haldun Taner Usta içinse Abdülhak Şinasi Hisar edebiyatımızın Grand Senyörü'dür. Artık hiçbiri yaşamayan ve hemen hepsini geçmiş bölümlerde ayrı ayrı yad ettiğimiz Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Muhip Dranas, Munis Faik Ozansoy'un da yarım asır önceki kayıtlarda kendi seslerinden Abdülhak Şinasi Hisar hakkındaki görüşlerini de yayınlayacağız ilerleyen dakikalarda. Ayrıca 1962 yılının Kasım ayında TRT Ankara Radyosu için röportajlar yapan ve Can yayınlarını Türk kültür hayatına kazandıran Erdal Öz'le Muazzez Menemencioğlu'nun sorularına verdiği yanıtlarda Abdülhak Şinasi Hisar'ı da dinleyeceksiniz. İlk kez Abdülhak Şinasi Hisar'ın ölümünün yalnızca bir gün sonrasında 4 Mayıs 1963 tarihinde yayınlanan Bizim Sanatçımız başlıklı programdan olacak sizlere dinleteceğimiz kayıtlar. Ve Doğan Hızlan'ın da yıllar önceki bir yazısında hala durur mu o kayıtlar diye sorduğu sesler. Abdülhak Şinasi Hisar, 1888 yılında İstanbul'da sanatsal ve kültürel olarak çok öne çıkan bir ailede doğar. Hisar'ın babası olan Mahmut Celalettin Bey, dergicilik ve basımla uğraşan Osmanlı döneminin ilk edebi dergilerinden olan Hazine-i Evrak'ı çıkaran kişidir. Bu derginin yazarları arasında Abdülhak Hamid Tarhan, Ziya Paşa ve Recaizade Ekrem gibi dönemin ünlü edebiyatçıları vardır. Bir bilgiyi de aktaralım ki,
Abdülhak Şinasi Hisar'ın ismi, iki büyük Tanzimat Edebiyatı şairi olan Abdülhak Hamid Tarhan ve Şinasi'nin isimlerinin birleşmesinden oluşturularak koyulmuştur babası Mahmut Celaleddin Bey tarafından. Şimdi de sizlere 4 Mayıs 1963 tarihinde yayınlanan programda Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Abdülhak Şinasi Hisar hakkındaki görüşlerini dinletelim. Röportajı yapan isimler Erdal Öz ve Muazzez Menemencioğlu. İçimizde diyebilirim ki en sağlam, edebi kültürü en inceleşmiş, edebi zevkleri en inceleşmiş olan arkadaşlarımızdan biriydi. Ve onun içindi ki yazı yazmakta pek çok titizlik gösterirdi. Ve uzun zamanlar yazı yazmamıştı. Hiçbir yazısı yayınlanmamıştır. Bizim aramızda bulunmakla beraber, daima edebiyattan bahsetmekle beraber, zannederim ki 40-45 yaşına kadar hiç yazı yazmaksızın sabretmesini bilmiştir. Bu da ancak titiz bir edebiyatçı oluşundan geliyordu. Abdülhak Şinasi Fahim Bey ve bizi yazdığı zaman öyle bir tip yaratmıştı ki bu tipin gerçek hayatta var olduğunu ben biliyordum. Dedim ki bu filan mıdır dedi. Evet odur dedi. Fakat ismini değiştirmişti. Tabii bir romancı sıfatıyla başından geçen maceralar tamamıyla şeydir. Hayalden icat edilmiş olmakla beraber derhal o Fahim Bey'in kim olduğunu ben kendisine söyleyince hayret içinde kaldı. Bu da gösteriyor ki romancı olarak tip yaratmakta son derece kuvvetli bir şeysi var. Zekası var. Mahareti var. Nitekim Çamlıca'daki Eniştemiz diye bir romanında dahi öyle bir memur tipi yaratmıştır ki bu memur tipi Osmanlı devrinin yani memur tiplerinin tam örneğidir. Abdülhak Şinasi Hisar'ın çocukluk yılları İstanbul'daki Rumeli Hisarı, Çamlıca ve Büyükada'da geçer. Fransızcanın dışında ünlü şair ve eğitimci Tevfik Fikret'ten de Türkçe dersleri alan Abdülhak Şinasi Hisar, günümüzün de nitelikli eğitim kurumu olan Mektebi Sultani'de okur. Abdülhak Şinasi Hisar hakkında, Abdülhak Şinasi Hisar'ın söyleminde gelenek başlığıyla 2002 yılında yüksek lisans tezi hazırlayan Alena Ramiç'in de aktardığına göre, özellikle Osmanlı son döneminin ünlü kadın şairlerinden Nigar Binti Osman'ın düzenlediği edebi toplantılar ve tartışmalar Hisar üzerinde büyük etki yaratmıştır. Bu etkiyle Hisar'ın kardeşi Selim Nusret Gerçek de yaşamı boyunca Türk tiyatrosu, matbaacılık ve gazetecilik üzerine eserler vermiştir. Lise yıllarından sonra Fransa'da siyasal bilimler eğitimi de alan Abdülhak Şinasi Hisar, tarihe ikinci meşrutiyet olarak geçen gelişmeden sonra yurda döner ve uzun süre şirketlerde çalışır. Abdülhak Şinasi Hisar, bizim de daha önce andığımız edebiyat tarihçisi Cevdet Kudret'in de belirttiği gibi, Ahmet Haşim, Refik Halit Karay, Hamdullah Supi Tanrıöver, Yahya Kemal, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi edebiyatçılarla aynı kuşaktan olmasına ve çoğuyla arkadaşlık yapmasına rağmen yazmaya ve yayınlamaya bu isimlere kıyasla çok sonra başlamıştır. Alena Ramiç'in Abdülhak Şinasi Hisar'ın söyleminde gelenek başlıklı tezinde de dile getirdiği gibi Hisar edebi yapıtlarında eski İstanbul'un semtlerinde ve adalarda geçen günleri sık sık çocuk gözünden konu etmiştir. Abdülhak Şinasi Hisar, sahip olduğu yazar çevresinin yanında eski edebiyat ve Avrupa edebiyatı konusundaki gelişmeleri de takip eden biridir. Alena Sarıç, Abdülhak Şinasi Hisar'la ilgili tezinin girişinde önemli saptamalar yapar. Şimdi Alena Sarıç imzalı bu saptamaların içinden öne çıkarmak istediğimiz bölümleri paylaşalım. Şunları yazmış Alena Sarıç. 1930'lu yıllarda sesini duyurmaya başlayan Abdülhak Şinasi Hisar, modern Türk edebiyatının örneklerinin çoğaldığı bir dönemde eski edebiyat anlayışını ve gelenekçi bir estetiği yapıtlarında yaşatmayı sürdürmüş bir yazardır.
Hisar'ın yapıtları moderniteye karşı direniş özellikleri göstermektedir. Abdülhakşinasi Hisar'ın edebiyat düşüncesi nitelikli üsluba sahip olan tüm yazıları kapsamaktadır. Türk edebiyatının modernleşmesinin getirdiği yenilikleri bir türlü kabul etmeyen yazarın estetiği geleneksel çerçevede kalmıştır. Hisar'ın edebi yapıtlarına bakıldığında eleştiri yazılarında ortaya koyduğu edebiyat anlayışından hareket ettiği ve bunu yapıtlarına da yansıttığı görülmektedir. Yapıtlarında görülen modern öncesi sayılabilecek değerlere dayalı öğelerse yazarın çocukluğundan beri edindiği ve beslendiği edebi ve sözlü kültür kaynaklı edebiyat anlayışından gelmektedir. Bu yüzden Türk edebiyatında modernitenin egemenlik kazandığı bir dönemde yazarlığını sürdüren Hisar'ın edebi yapıtlarında sergilediği söylem ve üslup özellikleri de geleneksel çerçevede anlamlandırılmalıdır. Yapıtlarında Türk uygarlığının ürünlerini ve edebiyat geleneğini yansıtan Abdülhakşinasi Hisar'ın otantik bir yazar olarak Türk edebiyatında özel bir yeri vardır. Sevgili dinleyiciler, Abdülhakşinasi Hisar'ın ölümünden yalnızca 6 ay önce yapılan röportajda yazdıklarını neden 3 sayfaya varan uzun cümlelerle anlattığı sorusuna verdiği yanıtı ve verdiği örnekleri dinletmeye geldi sıra. Hisar'ın ölümünün yalnızca bir gün sonrasında yayınlanan programda röportajı yapan isimler Erdal Öz ve Muazzez Menemencioğlu. Programın TRT'de ilk yayın tarihi 4 Mayıs 1963. Vallahi insiyaki bir takım şeyler. Bir muharirin yazı yazarken bir takım hevesleri, bir takım arzuları vardır. Beğendiği daha muharirler vardır yahut okuduğu şeyler vardır. Onların tesir altında kendisi bir şey yapmak ister. Veyahut doğrunun doğruya başkalarının yaptığının aynı şeysini yapmak da kendisinin yaptığı bir şeyi yapmak ister. Böyle bir takım ihtiyaçlar vardır. Biz yazarken bizim arzu ettiğimiz bir takım arzular bizi tatmin edecek şekiller alır. Değil mi? Zaten hadi zaten de biraz uzun bir izah lazım gelen bir meseledir o. Hadi zaten de onu izah ettiren bir şeydir. Mesela ben bir gecenin, bir mehtap gecesinin bana verdiği lezzeti anlamak için bir takım izahatı beraber karıştırmam lazım. Karışmazsam ayrı ayrı cümleler olur. Anlatabiliyor muyum? Sonra bizde bir muharir vardır. Şimdi ismini biraz unutulmuş bir muharirdir. Gayet kısa cümleler yazardı. Yani derdi ki mesela bir cümle işte 3 şeyden ibaret olmalı. 3 cümleden ibaret bir cümle teşkil etmesi lazım gelir diye nokta koydu buna. Efendim bu benim çok dostum olan bir Sedat Nuri'nin kardeşi Celal Nuri isminde bir muharirdir. Tanır mısınız? Halbuki 20-30 tane belki 30 tane kadar kitabı vardır. Ve hiçbir cümlesi yaşamıyor. Abdülhakşinasi Hisar'ın Paris'te görüştüğü önemli isimlerden biri de Yahya Kemal'dir. Türkiye dönüşünde Dergah dergisinde şiirler yayınlayan Hisar, bir süre sonra şairliği bırakır, eleştiri ve edebiyat üzerine yazılar yazar ve anılarını yayınlar. Şimdi de Abdülhakşinasi Hisar'ın kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili bir soruya verdiği yanıtı dinletelim. Hisar'ın ölümünün bir gün sonrasında 4 Mayıs 1963 tarihinde yayınlanan programda röportajı yapan isimler Erdal Öz ve Muazzez Menemencioğlu. Öz ve Menemencioğlu, İstanbul'un dışını hiç konu edinmediği ve aristokrat olduğu yönündeki eleştiriler hakkında ne düşündüğü ve kitapları arasında en çok hangisini sevdiğini sorduklarında Abdülhakşinasi Hisar şu yanıtları vermiş. İnsan hayatını yaşar olduğu gibi ve bu muhiti yine daha tabii bulduğu için onları söyler falan. İstanbul'da, yalnız İstanbul'da kalsın diye böyle bir şeyim yok, öyle bir hevesim yok. Hatta imkan oldukça, yazdıkça, eğer yazabilirsem birçok şeylerim de olacak. Hatıralarım da var. Mesela seyahat hatıralarım da var. Paris'e dair hatıralarım da var. Adam akıllı yazılmadı ama bir kısmen yazılmış parçalar da var. Mesela Romanya'ya giden hatıralarım var. Vesaire filan. Bulgaristan'a gitmiş olan bir takım şeylerim var. Varlıkta çıkmış olan parçalar var. Kitap halinde değil ama varlıkta çıkmış olan yazılar var. Bilen de yalnız İstanbul'da kalındığı doğru değil. Sonra aristokrat, o ne demektir aristokrat?
bir şey yok. Anlamıyorum ki, ben pek iyi anlamıyorum. Bir insan kendine göre bir başka bir muhit istiyor mu bilmem ne. Hangisi ihtiyaç haline olursa, bir hatıra haline olur, insan yazar. Ben en çok şimdiye kadar yani kendimin tercih ettiğim Boğaziçi mehtaplarıdır. Boğaziçi mehtaplarında diye kadar yazılmamış olan o Boğaziçi mehtapları iyice izah edilmiş kısım değildir bizim edebiyatımızda. O yeniliktir gibi geliyor bana. Evet. Eksikliği tamamlıyor gibi zannediyorum. Hamdi, çünkü edebiyat, bizim edebiyatımız heyet umumiyesiyle falan beraber alınırsa Boğaziçi mehtaplarını kafi derecede anlatmadılar daha evvel. Programın başında bir cümlesini aktardığımız usta edebiyatçı Haldun Taner de Abdülhak Şinasi Hisar hakkında görüşlerini yazarak dile getirmiştir. Yunus Emre'ye ait dizelerden yola çıkarak yıllar önce yazdığı Ölürse Ten Ölür, Canlar Ölesi Değil isimli kitabında Abdülhak Şinasi Hisar'ı edebiyatımızın Grand Senyörü olarak tanımlamıştır Haldun Taner. Haldun Taner imzalı bu kitabın hiç eskimeyeceğini söz arasında edebiyat dostlarını hatırlatmak isteriz. Kitapta gelenekle olan bağını hiç koparmak istemeyen, bunu bilinçli bir tercih olarak yapan, arkadaşı ve kuşaktaşı edebiyatçılara göre ilk kitabını çok sonra yayınlayan Abdülhak Şinasi Hisar, Haldun Taner'in farklı cümlelerinde şöyle anlatılır. Abdülhak Şinasi Hisar kendisiyle dolu olduğu için beğendiğini söylediği isimleri bile kendisinden sonra beğenirdi. Büsbütün yalnız kalmamak için, dostluğa da büsbütün sırt çevirecek güçte olmadığı için. Evet, bir düş içinde yaşadığını söylemiştim. Bu düşün baş kahramanı elbette kendisiydi. Ama bu kendisi neyle doluydu? Bitmez tükenmez nostaljik çocukluk anılarıyla. 20. yüzyıl başının rahat ve kaygısız İstanbul yaşamıyla. Bütün ayrıntılarıyla bu alemi zapt etmiş belleği başlıca dayanağıydı. Bu bellek onun en yakın dostuydu. Onu romancılığa da bu özelliği itmiş olsa gerekti. Romancılık yeteneğini bu anıları yazarken fark etmiş olsa gerektir. Fahim Bey ve biz, Çamlıca'daki eniştemiz, Ali Nizami Bey'in alafrangalığı ve şeyhliği romanla anı arası, romansı anı tarzına benzer yapıtlardır. Hikayelerimi okuduğunu, oyunlarımı seyrettiğini hiç zannetmiyorum. Öyle bir şey olsa laf arasında muhakkak ima ederdi. Evet, masasına giderdim. Mesafeli ve ölçülü tam bir İstanbul efendisi konuşması vardı. Fatih Sultan Mehmet hakkındaki eseriyle ün yapan ortak dostumuz Profesör Babinger'in Münih'te bana söylediği bir sözü hep hatırlarım. Babinger, toplumunuzda topu topu iki tane Osmanlı Grand Senyoru kaldı. Onlara iyi bakın. Biri Yahya Kemal, öbürü Abdülhak Şinasi Hisar demişti. Abdülhak Şinasi Hisar hiç şüphesiz romancılığımızın seçkin bir yazarı olarak kalacaktır. Romanda vakaya değil, his ve düşünceye, bir de üsluba değer verirdi. Ona göre bir romanın en büyük meziyeti romana benzememesi ve bir roman olduğunu hatıra getirmemesiydi. Toplumun yozlaştığı anlarda bazı kesimler bu yozlaşmanın da tadını çıkarırlar. Thomas Mann, yozlaşmış bir Alman toplumunun kronikçisi olarak bunu çok iyi yansıtmıştı. Abdülhak Şinasi Hisar da yozlaşmış Osmanlı toplumunun yozlaşmış, garip, yarı deli ama bu delilikleri içinde marazi bir mutluluk ve kendine yeterlilik içinde yaşayan tiplerini yansıtmıştır. Bence Abdülhak Şinasi Hisar kendi alanında kimsenin yapmadığını yapmış, Türk romanında saygın yerini haklı olarak almıştır. İçten kanım budur. Sevgili dinleyiciler, şair Ahmet Muhip Dranas da Abdülhak Şinasi Hisar'ı ölümünden yalnızca bir gün sonra 4 Mayıs 1963 tarihinde TRT'de ilk kez yayınlanan programda şöyle tanımlamış. Kanaatimce Abdülhak Şinasi Hisar bizim fikir ve edebiyat hayatımızın içinde. Yani Avrupalılaştığımız zamandan bugüne kadarki olan devremiz içinde. Bana kalırsa hatta mübalağasız tek diyebileceğim yahut benim anladığım manada en ilerisi diyelim, en ileri şekilde Avrupa'yı bir muharrirdir. Gerek üslubu, ki biraz uzun cümleli,
biraz ağdalı görünmesine rağmen gerek üslubu gerek fikrinin bir dil içindeki işlenişi ve umumiyetle insan ve dünya görüşü bakımından bizde hakikaten Avrupalı, garplı bir muharrir denecek tek veya birkaç muharrirden biridir. 4 Mayıs 1963 tarihinde yayınlanan aynı programda Munis Faik Ozansoy da Abdülhak Şinasi Hisar hakkındaki görüşlerini aktarmış. Neredeyse yarım asra uzanan ses kaydından ve TRT arşivinden dinletiyoruz sizlere. Röportajları yapan Erdal Öz ve Muazzez Menemencioğlu'nu da bir kez daha hatırlatarak. Abdülhak Şinasi Hisar bence çağdaş Türk edebiyatının en değerli simalarından biridir. Hatta biraz daha açıklayarak söyleyeyim ki son 30 yıl içinde eser verenlerin en güçlüsü Abdülhak Şinasi Hisar'dır. Olgun yaşında verdiği ilk romanı Fahim Bey ve Biz, Halit Ziya Uşaklı Gilinkiler'den sonra Türk romanında bir merhale saydığım eserdir. Fahim Bey ve Biz klasik roman ölçüleriyle ele alınırsa belki onu tam bir roman saymayanlar bulunabilir. Fakat bence bu eser gerçek, yaşanılmış bir romandır. Programın sonlarına doğru Abdülhak Şinasi Hisar'a ait son bir ses kaydını dinletmek istiyoruz sizlere. 1962 yılının Kasım ayında Abdülhak Şinasi Hisar'la ölümünden yalnızca 6 ay önce röportaj yapan Erdal Öz ve Muazzez Menemencioğlu kaydı bitirdiklerini söylerler ama bu arada mikrofon açıktır. Uzaklardan gelen seste Abdülhak Şinasi Hisar şunları söyler, görüşlerinin ölümünden bir gün sonra yayınlanacağını hiç tahmin etmeyerek. Çünkü bakınız, roman hikayesinin manası terakki edilirse, romanda biraz icat edilmiş kısımlar vardır. Anlatabiliyor muyum? Eskiden beri tanınmış olan roman filan söylenince bir macera meselesi, bir vaka meselesi vesairesinin hikayesidir. Halbuki benimkiler hakiki samimi bir takım hatıralar gibi şeyler olduğu için hikaye, yani ben olan bir şeyi hikaye ediyorum kelimesine emine daha sadık doğru bir kelime gibi terakki ettim. Onun için o hikaye kelimesini söyledim. Hikaye sizin o vakayı yaşadığınız bir şeyi yahut bir zamanı yahut bir hadiseyi hikaye etmeniz bir hikayedir. Tıpkı benim de olduğu gibi. Roman demek ise icat edilmiş bir şey demek. Roman denilen vaka bir vakanın hadisenin bilmem nenin hikayesidir. Roman'da düğme filan gibi. Yahut bilmem Ahmet Fitat Efendi filan gibi. Bizim için öyle değildir. Bizim bir hadise ehemmiyetimiz yoktur. Onun için de haklı olarak onu gayet haklı buluyorum. Önemli olan sizin yaptığınız hikayedir. Yani sizin anlattığınız hayattır. Yahut yaşadığı insandır. Sevgili dinleyiciler, bugünkü bölümde unutulma gerçeğiyle yüz yüze kalsa da bunu hiç hak ettiğine inanmadığımız değerli bir yazarımızı Abdülhak Şinasi Hisar'ı andık. Hep dediğimiz gibi bundan sonrası sizin de çabalarınıza bağlı. Teknik yapımda Yaman Yıldırım, yapım yardımcısı Furkan Gündoğan'la birlikte spikeriniz ben Ayfer Durak ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Önerileriniz için adresimiz murat.orem@trt.net.tr. Hoşçakalın. Ölürse ten ölür. Canlar ölesi değil. Thank you.
TRT Podcasting yayınını dinlediniz.